26 Mayıs Pazar günü memleketin dört bir yanından gelerek Ankara'da toplanan, bakanlığın önüne ve oradan da tüm engellemelere rağmen Meclis Parkı'na yürüyen öğretmenler burada eğitim nöbeti başlattı. Taban maaş talebi özel öğretim kurumlarında çalışan yüz binlerce öğretmeni ilgilendiriyor. Bu anlamıyla talebimiz, sendikanın ayağa diktiği, görünür kıldığı haysiyet mücadelesinin özü, ifadesi. Sendikamız bu talebi kendi sınırlarında görmüyor. Taban maaş talebi başta tüm öğretmenler olmak üzere toplumun geniş kesimleri, eğitim sendikaları, meslek odaları ve emekçiler tarafından desteklenmektedir. Bu doğal sonuca canhıraş bir mücadele sonucu ulaştık. Haklıyız, haklı bir dava yürütüyoruz. Öğretmenler asgari ücret düzenine mahkum edilemez diyoruz. Mesleğin itibarını ve emeğin onurunu gözeten bu yaklaşım bir hakikat olarak söze ve eyleme dönüşmüştür. Çarşamba günü Sayın Kemal Şamlıoğlu ile yaptığımız görüşmede kendisi sendikamıza özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin sorunlarını bakanlığın çözülmesi gereken temel sorunlarından biri olarak gördüğünü açıklamıştır. Fakat taban maaşa dair bir düzenlemenin ne şekilde yapılacağı ve ne zaman yapılacağı konusunda herhangi bir bilgi vermemiştir. Maalesef görüşme iki gün önce Sayın Tekin ile yaptığımız görüşmedeki ilerlemenin gerisine düşmüştür. Çözüm odaklı, gerçekçi ve koşulları gözeten taleplerimizin yeniden bir muğlaklığa mahkum edilmesi bizler için kabul edilebilir değildir. Özel öğretim kurumlarında çalışan yüz binlerce emekçi, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğretmenlerin itibarı ve güvenceli koşullar için bir hamle beklemektir. Bu hamle asla biz süreci takip ediyoruz, patronları uyardık şeklinde belirsiz, gözlemi zor, yaptırımı olmayan adımlar olamaz. Öğretmenlerin koşullarını değiştirecek, öğretmenleri güvende hissettirecek şey açıkça apaçık ortadadır. Asgari ücret düzenine bitmesi ve insanca çalışma koşulları için bize söz değil yasa lazım. O akşam yaptığımız görüşmede biz işverenlerle yaptığımız toplantıların sonuçlarını aktardığımızda, geldiğimiz noktayı ifade ettiğimizde Bakan Tekin gayet olumlu yaklaştı. Biz bir kanun değişikliğinden bahsettiğimizde kendisi kanuni bir değişikliğin zor olduğunu fakat yönetmelikle bu sorunun çözülebileceğini, hatta bunun önünde bir engel olmadığını söyledi. Dün yapılan açıklamaları biz şaşkınlıkla izledik çünkü bizim adımıza görüşme oldukça verimliydi. Tam olarak istediğimiz sonuca ulaşamasak da biz özel sektör öğretmenlerinin bir kazanıma ulaşacağından emin ayrılmıştık toplantıda.